Şimdi tecrisin olduğu bir yerde bir hukuk tanımazlık vardır. Yani hukuku yok saymak, bir istisna halini dayatmak, dolayısıyla buna bağlı olarak da hukuk dışılık, yasa dışılık söz konusu olmakta. Bu zaten karşınızda artık bir devletin olmadığını gösterir. Kurumlar demokrasisinin çöktüğünü gösterir. Bu artık karşınızda siyasetin özgürce yapılamazlığına işaret eder. Tehlike bu kadar büyüktür, risk bu kadar büyüktür. Zaten bugün Türkiye'de siyaset özgürce yapılıyor olsaydı bu kadar siyasi tutsağın olması söz konusu olamazdı. Bu kadar gazeteci cezaevinde olmazdı. İnsanlar ifade özgürlüğünden bu kadar yoksun kalmazlardı. Örgütlenme özgürlüğünden yoksun kalmazlardı. Bütün bunların gidip bağlandığı yer aslında hukuk dışı bir tecrit sisteminin bu ülkede var olmasıdır. Bu var olduğu sürece dolayısıyla mevcut hukuk devleti ve onun hukuk sistemi aslında bir istisna hali yaratıp o istisna halinin içinde kendini eritmekte, yok etmektedir. Nitekim öyle oluyor. Yani 25 yıllık son çeyrek yüzyıl Türkiye Cumhuriyeti tarihine baktığınızda sürekli olarak demokrasiden kaçan, hukuktan kaçan, insan haklarından kaçan ve giderek işte o istisna halinin gereklerine uygun olarak bir baskı rejimi inşa eden bir tarihi okuyorsunuz. Bu bir tesadüf değil. Bu tesadüfen iki partinin yaptığı ittifakla ortaya çıkmış bir şey değil. Bu bir tecrit sisteminin yaratmış olduğu bir sonuç. Dolayısıyla bu sonuca nereden geldiğimizi iyi anlamazsak, bunun nedenlerine vakıf olamazsak, buradan nereye gideceğimizi kestirmek zor değil. Bir toplumu var eden bütün dinamikler, onun partileri, yani sol sosyalist demokrat partiler, onun kitlesel örgütleri, yani toplumsal muhalefet, kendisinin ancak ve ancak bir hukuk devleti içinde var olabileceği, kendisinin ancak ve ancak siyasal özgürlüklerin yaşam bulduğu bir zeminde var olabileceği bilinciyle hareket etmeli ve tecride karşı çıkmalı. Çünkü tecidin olduğu bir yerde bir hukuk devletinden ya da siyasi özgürlüklerden bir asgari anlamda bile demokratik koşulların söz konusu olmasından bahsedemeyiz. Yani bu eşyanın tabiatıyla alakalı bir şey. Siz eğer demokratik bir ülke istiyorsanız, siz eğer bir hukuk devleti istiyorsanız, siz insan haklarının ve toplumsal hakların ihlal edilmediği bir sistem istiyorsanız, o zaman bu istisna halini ortadan kaldırmalısınız. Bunun da yolu tecride karşı tavır almanızdan, mücadele etmenizden geçiyor. Bundan sonra da devam edecek. Evet, 15'inde belki bu etap, eylemliliğin, mücadelenin bu etabı tamamlanacak ama yeni bir eylemlik süreci başlayacak. Şu kararlılığımız var bir kere bizler tecrit sonlanana kadar sürekli bir eylemlik içinde olacağız. Çünkü biliyoruz yani bu sonlanmadan hiçbir alanda Türkiye demokrasisi ya da Türkiye'deki siyaset yol alamıyor. Bunun sonlanması için 15'inden sonra da eylemlik devam edecek. Mesela yerel seçimler geliyor. Evet, yerel seçimler önemli ama yerel seçimlerin en önemli başlığından biri tecride karşı mücadeledir. Yerel demokrasinin kalıcılaşması, yerelleşmesi için her şeyden önce tecidin sonlanması gerekiyor ki bir hukuk meselesi içinden yerel demokrasiyi alıp yorumlayabilir. Dolayısıyla bu eylemlik tecid sonlanana kadar Abdullah Öcalan'ın, Sayın Öcalan'ın özgürlüğüne kavuşana kadar devam edecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bunu halk istiyor, toplum istiyor, toplumlar istiyor. Sadece Türkiye'de değil, Orta Doğu'daki halklar istiyor. Dünyanın birçok yerinde, birçok sendika, siyasi parti, sivil toplum örgütleri bu konuda eylemlilik geliştiriyor, düşünce ifade ediyor, tavır alıyor. Dolayısıyla artık zamanı gelmiştir. Hatta 25 yıl çok uzun bir süredir. Bu süre artık son bulmalıdır.